İyi günler, herkese merhaba. Ben Mehmet İpşirli. Öğrencilerimizden zaman zaman böyle karşılaştığımızda hal hatır sorup bazı sorular soruyorlar. Belki biraz da bizi yaşlı gördükleri için acaba bir hocanın tecrübesinden yararlanabiliriz gibi düşünerek muhtemelen. Onlardan bazılarına şimdi cevap vermek istiyorum. Herkesin olmak istediği yerde olan bir hocamızsınız. Mütevazi duruşunuza hayranız. Bu duruşunuzu nasıl koruyorsunuz? Buna biraz estağfurullah demek lazım herhalde bu soruna cevap olaraktan. Çünkü büyük bir iş başarmış durumda diyelim. Bunu böyle gösteriş için de söylemiyorum. Çünkü tarihle uğraştığımız için ne insanlar gördük. Bütün olumsuzluklara rağmen çok büyük işler başaran kimselerin hayat hikayelerini enine boyuna okuma imkanı oldu, araştırma imkanı oldu. Yani onların başarılarını görünce bizimki belki onların hazırlamış oldukları imkanların bir kısmını kullanarak bazı projeleri, bazı çalışmaları yapmak şeklinde. Yoksa öyle büyük bir iş başardığımızı söylemek kibir olur diye düşünüyorum. Evet. Mesela bir öğrencimiz, akademisyenlik dışında nasıl bir hayatınız var, hobileriniz var mı? Maalesef diyeyim, öyle bir akademisyenlik dışında güçlü bir hobi, bir meşguliyet yok. Daha çok bir alanı bırakaraktan bir başka alana, bir başka çalışmayı bırakarak bir diğer çalışmaya geçme şeklinde bir hayat tarzım oldu. Hep böyle geçti. Bu yüzden de biraz tabii aile hayatında da eleştirilere uğradım. Yani onlara belki gerekli yeri, zamanı ayırmama vesaire gibi, gerek çocuklar için gerek eşimle ilgili olarak. Ama elbette ki sevdiğim bazı alanlar var. Mesela çocukluktan beri sinemaya çok giderdim. Eskiden, şimdi gidemiyoruz. Şimdi televizyonlar var ama sinema. İstanbul'a geldikten sonra da, yani 63'te geldim, tiyatroya böyle bir merak sardı. Tiyatroya gidiyordum. Belki bu iki böyle alışkanlık söylenebilir yani. Ama bu dediklerim hep 60'lı, 70'li yıllarda olan şeylerdi. Çok enteresan bir soru daha var burada. Tarihin hangi döneminde yaşamak, ne görev, ne iş yapmak istersiniz diye sormuşlar. Hakikaten kimsenin aklına gelmeyecek bir soru demek istiyorum. Evet, ben hep 16. yüzyıl çalıştım ağırlıklı olarak ve çok büyük simaları, kimselerin çalışmalarını, siyasi, idari faaliyetlerini gördüm. Mesela son birkaç yıldan beri meşhur bir alimin hayatı üzerine çalışıyorum, eserler üzerine, Hoca Saadettin Efendi diye. Mesela onun durumunda olmak isterdim eğer birisine benzemek gerekirse. Nedir bu şahıs, kimdir Hoca Saadettin Efendi? İki padişaha hocalık yapmış. 3. Murat ve 3. Mehmet'in hocası olmuş. 25 sene, yani 1575'ten aşağı yukarı 1600'e kadar, 1599 ölümüne kadar, 16. yüzyılın son çeyreğine damga vurmuş bir kişi. Eserleri var, çok önemli eserleri var ama asıl olaylar üzerinde çok etkili olduğunu görüyoruz. Padişahları yönlendiriyor. Özellikle büyük bir meydan muharebesinin kazanılması sadece onun iradesiyle oldu deniliyor. Bu Hoca Saadettin Efendi böyle bir kimse. Yani son yıllarda onunla biraz meşgul olduğum için şahsen onun hayatına gıpta ediyorum. Faaliyetlerine gıpta ediyorum. Bunu belirtmek isterim ama çok büyük tarihimizde simalar var gerçekten. Yani böyle bir kişiye saplanıp veya bağlanıp kalmak değil. Çünkü bizim tarihimiz bir cihan tarihi, dünya tarihi niteliğinde. Çok başarılı olmuş insanlar var, komutanlar var, devlet adamları var, bilim adamları var. Birçoklarını bunların inceleme fırsatı oldu. Üzerlerine bazı çalışmalar, makaleler yazma imkanı oldu. O yüzden yani ibret alacağımız, hayranlık duyacağımız çok kimseler var. Böyle bir şeyi de belki herkesin gerçekten düşünmesi lazım. O manada bu soruyu çok önemli görüyorum. Böyle büyük insanlar çok rahat idiler. Bir eli yağda, bir eli balda idi. Böylece de işte belli bir yere öyle bir durum yok.
çok büyük sıkıntılar yaşadıklarını görüyoruz. Yani gerek son dönemdeki büyük devlet adamlarımızı düşünelim, gerek eski dönemde bir sürü sıkıntılar, hastalıklarla uğraşan insanlar ama bunlara göğüs gererek büyük işler yapmayı başarmışlar. Bunu her zaman öğrencilerime tavsiye ediyorum. Yani şu eksiklik var, bu sıkıntım var diyerek işin aksatılmaması gerekir. Bütün bunlara rağmen, bazı mahrumiyetlere rağmen bir şeyler yapabiliyorsanız o zaman demek ki bulunduğunuz dönemde bir katkı sağlıyorsunuz. Daha da önemlisi bir iz bırakabilirsiniz derim. Yani bu önemli bir şey. Ben hep bu şekilde düşündüm. Böyle hayat hikayesi okumanın büyük insanların, erkeklerden, hanımlardan, devlet adamlarından, bilim adamlarından hayat hikayesi okumanın çok büyük faydası var. Büyük iş başaran insanlar nasıl çalışmış, nasıl başarılı olmuşlar ve daha sonra nasıl böyle hep hayırla anılır duruma gelmişler. Bu insana bir motivasyon veriyor. O yüzden bu son derece önemli. Herhangi bir dönemden tarihi bir şahsiyetle sohbet etmek fırsatınız olsa bu kim olurdu? Sert bir mizacı olan ama büyük işler başarmış olan ve Yavuz'la konuşmak isterdim. Benim Osmanlı sultanları içerisinde en çok hayranlık duyduğum Osmanlı padişahı. Epeyce can yakmış, onu biliyoruz. Birçok insanın canını yaktığını biliyoruz ama çok büyük işler başarmış. Acaba bu kadar kısa bir zamanda bu kadar büyük projeleri nasıl hayata geçirdi, neler düşünüyordu gibi cevap aklıma geliyor. Yurt dışında çeşitli ülkelerde araştırmalar yaptınız. Yurt dışında en beğendiğiniz ülke ve kültür hangisi oldu? Evet, bu da biraz zor bir soru. Yani birçok yerde bulunduk şüphesiz. Önce tabii birdenbire böyle İstanbul'dan ilk defa yurt dışı olarak İngiltere'ye gittim. Çok farklı bir ortam, kültür oldu. Ama orada kaldığımız o 5 yıl ki ailemizle beraber gitmiştik, çok huzurlu geçti, çok rahat geçti. Bunun en önemli sebebi de aşağı İngiltere'de değildik, yani İskoçya'da idik. Çok değerli bir hocamız vardı, toprağı bol olsun, Profesör Walsh. Arkadaş gibiydi. Benim orada en çok yani o dönemde hayran kaldığım husus, tabii bir takım profesörlerle çeşitli şekillerde görüşüyorduk. Yani çalışma düzenlerine, çalışmaya başladıkları bir konuya, bir makaleye nasıl böyle kilitlenip, kendilerini bütünüyle verip, bütün dünyaları onunla ilgili olması beni çok etkilemişti. Onlar bizden daha zeki, daha kabiliyetli insanlar değil. Ama bir işe karar verdikleri zaman, ben akademisyen camiası için söylüyorum, adeta bütün kimliğiyle ona kendisini veriyor. Bizim tarafımızda da böyle insanlar tanıdım ben, yani İstanbul Üniversitesi'nde. Bir konu çalışıyor ise artık onun gecesi, gündüzü, akşamı, sabahı ve iyi bir çalışma ortaya koyuyor. Biz bu konuda çok büyük eksikliğimiz var. Pek çok kongreye katıldım yurt dışında. Bu kongrelerde enteresan olay, şahit olduğumuz olaylar oldu. Mesela bir 92 senesiydim. Macaristan'da bir askeri tarih kongresindeydik bu şekilde. Buradan bir arkadaşla beraber biz davet edince ama dünyanın her yerinden gelenler vardı. O kongrede askeri tarih olduğu için Macaristan Genelkurmay Başkanı sadece ben iki Türk'le görüşmek istiyorum dedi. Bizi davet etti. Kendisiyle görüşürken dedi ki siz buralara geldiniz, burada 150 sene idare kurdunuz falan ama biz sizi dost olarak görüyoruz. Bak burada bir sürü Amerikalı, İngiliz, Avusturyalı var. Kimseyle görüşme, sizinle görüşüyorum. Türklere verdiğim değer için ver dedi. İnanılmaz bir şey. Aynı kongrede bir Avusturyalı bir profesör, şu anda ismini hatırlamıyorum, Graz Üniversitesi'nde, o da şunu söylemişti. Büyük bir milletsiniz ama bunun farkında değilsiniz dedi. Yani bu sözü ben hiçbir zaman unutamıyorum. Bundan daha enteresan bir görüşümü sizlerle paylaşmak isterim. Biraz güncel bir konu olduğu için buna bilhassa şimdi aklıma geldi.
Geçen gün bir öğrenciye de bunu aktardım. 1993'te yani Macaristan'dan bir sene sonra da bir Ukrayna'daydık. Ukrayna'ya ben birkaç sefer gittim kongre münasebetiyle. Ukrayna'daydık. Osmanlı döneminde Ukrayna'ydı sempozyumun konusu. Hemen hemen dünyanın her yerinden gelenler vardı. Amerika'dan, Fransa'dan, uluslararası bir kongre. Ve Ukrayna Bilimler Akademisi'nde yapıldı. Kiev'deki onların binaları muhteşem, abidevi binalı. Maalesef şimdi onların bir kısmı galiba bombayla falan harap olmuş durumda. Bilimler Akademisi'nin başkan yardımcısı Dostoyevski diye bir bilim adamı, bir tarihçi. Açış konuşması yapıyor. O sözleri hiç unutamıyorum. Bunu ben Ankara'da o ödül turasında da söyledim. Çok ilgi uyandırmış o söz. Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı dedi ki, bu bir uluslararası kongre. Dünyanın her yerinden gelenler var. Ama ben burada Osmanlı'ya ve onların tabii varisi olan Türklere teşekkür ederek başlamak istiyorum dedi. Buraya geldiler. Bir idare kurdular. Vergilerini topladılar ama bizim dinimize, örfümüze, dilimize, kültürümüze hiç dokunmadılar. Onlar gittikten sonra biz kendi kültürümüzü taptaze, hiç hırpalanmamış olarak bulduk dedikten sonra, devamında söyledi çok manidar, eğer onlar değil de buraya Ruslar gelmiş olsaydı biz şimdi ne dilimiz kalırdı ne kimliğimiz kalırdı, Ruslaşmış olurduk. O dönemde bir de Polonyalılar da çok güçlü durumda. Ruslar değil de Polonyalılar gelmiş olsaydı biz şimdi lehçe konuşacaktık. Leh dili Polonya manasına geliyor. Onların kültürü bizi ezecekti. O yüzden Osmanlı'ya ve onların torunları olan Türklere teşekkür ediyorum dedi. Yani tam da güncel bir konu olduğu için bunu söylemek istiyorum. Böyle şeyler oldu. Malezya'da bulundum. Orada bulunduğum sırada inanılmaz bir Türk hayranlığı var orada da. Tabii hiçbir münasebetimiz olmamış bizim tarih boyunca. Hep İngiliz sömürgesi olmuş. İngiltere ezmiş yani. Ne var ne yok almış götürmüş. Bir Türk hayranlığı vardı. Şu çok enteresandı. Enstitü Başkanı Profesör Attas, Nakib el-Attas konferanslar verirdi. Epeyce de İranlı vardı orada. İranlılara diyordu böyle elle işaret ederek. Eğer siz olmasaydınız, mani olmasaydınız, Osmanlı Avrupa'nın işini bitirecekti ama siz arkadan böyle ihanet ettiniz demiyor ama meşgul ettiniz falan derdi. Hiçbir İranlı itiraz edemezdi bu söz. Bunu da unutamıyorum. Yani böyle olumlu şeyler, bir olumsuz şey görmedim. Bir iki yerde bir böyle bir şey oldu. Bir Amerika'da bir oldu. Teksas'ta bir kongrede. Bir de daha acısı Kudüs'te olmuştu. Bir kongreye katıldık. Osmanlı döneminde Kudüs, Yevmül Kudüs'tü ismi kongrenin. Kudüs günü manasına. Ben hazırlanmıştım. Arşivimizden 72 tane belge buldum. Kudüs'teki eserlerin tamiriyle ilgili. Oraya gittik ve o hiç böyle bir fazla yorum yapmadan eserler hakkında bilgi verdim. Bir Albert Agazyan diye bir meslektaş, bir Ermeni böyle el kaldırdı benim konuşmamda. Vay 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 dedi. Osmanlı Türkler neymiş de biz fark etmemişiz dedi. Ben Kanuni Sultan Süleyman'ın Kudüs'ün etrafına yaptırdığı duvardan ve onun hanımı Hürrem Sultan'ın yaptırdığı imaretten başka burada hiçbir şey yapmadığınızı söylüyorum dedi. Herkes hayret etti. Ben çünkü belgeleri de istediler, duvarlara astık böyle. A4 kağıdında çoğaltmıştım belgeleri. Onlar oturum başkanı Abdülaziz Duri var, tanınmış bir tarih. Albert de tanıyormuş onu. Sen ne diyorsun dedi ya, ne söylüyorsa bakın burada belgesi var. Sonra çok da şunu yaptı bunu yaptı demedi Profesör İpşirli dedi falan. Neyse konu böyle kapandı. Dışarı çıktık. Yanıma geldi işte dedi ki yani ben tenkitlerimde ciddiyim falan. Dedi ki ben yani Ermenileri yakın tanırım. Kayseri'de bir sürü tanıdım. Kayserili misin dedi. Evet dedi. Biz de Kayseriliyiz aslan dedi. Sana olan düşmanlığım bir kat daha arttı dedi. Niye dersen dedi, babaannem dedi bizimle beraber geldi yaşadı. Bir kelime Arapça öğrenemeden, başka dil öğrenemeden ızdırap içerisinde şey yaptı falan. Ben bir takım şeyler söyledim ama
Yani böyle zaman zaman tatlı, zaman zaman acı olaylar yaşadık. Ama hepsi bunların bir tecrübe. Bak bunu söyleyeyim. O yüzden ısrarla diyorum ki bizim gençlerimizin bir pergel misali ayağının birisi daima kendi memleketinde sabit kalıp yurt dışı tecrübesi edinmeleri lazım. Burası sağlam duruyor elbette ki bütün kalbimizle, bütün kimliğimizle biz bu topraklara bağlıyız. Allah elimizden almasın elbette ki, buna hep dua ederiz. Ama dışarıya açılmak lazım. Dışarıda çok iyi işler yapılabiliyor. Türk firmalarının yaptıklarını düşünün. Türk bilim adamlarının oralardaki başarılarını düşünün. Burada belki imkan bulamayan bir bilim adamı gidiyor Amerika'da, Almanya'da büyük ödüller kazanıyor. İşte Aziz Sencer'i düşünün değil mi? Almanya'daki o ilacı bulan Türk karı kocayı düşünelim. Başka kimseleri. Böyle çok enteresan olaylar yaşanıyor. Enteresan sorular var. Bakın burada şimdi hiç biraz da böyle hayret ettiğim, 60'lı yılların sonunda İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciydiniz. O yıllarınız İstanbul Sur içinde en tarihi semtlerden olan Bayezid Laleli'de geçti. O yıllardaki Sur içini anlatabilir misiniz? Çok enteresan bir şey söyleyeyim. 63 senesinde İstanbul'a işte üniversiteci geldiğimizde çok merak ediyordum ben şahsen İstanbul'u. Gittiğim zaman işte şununla her tarafını görmem gerekir gibi düşünüyordum. Ve gelirken bir mumlu kağıt aldım ve İstanbul Sur içinin, çünkü o zaman en önemli yer Sur içi, bir haritasını çizmiştim. Öyle matbu harita yoktu, hatırlamıyorum o tarihte. Haritasını çizmiştim. Orada işte belli başlı binaları belirledim. Ve gittiğim zaman bunları tek tek gezeceğim demiştim. Gerçekten geldiğim zaman o tarihlerde İstanbul Sur içinin her taşının, her sokağının, her semtinin demiyorum, her taşının bir tarihi yansıttığını, bir olayın hatırlatıcısı olduğunu biliyorum. Mesela Bayezid semti çok önemliydi çünkü bir kültür merkeziydi, yüzyıllardan beri kültür merkeziydi. Bırakın sadece Cumhuriyet dönemini, Osmanlı dönemini, Bizans döneminde bile Bayezid, yani Sultanahmet'ten Bayezid'e doğru gelen yol, oraya Bizans döneminde Mesa deniliyor, Osmanlı döneminde Divan yolu deniliyor ve Bayezid Meydanı çok önemli bir meydan. İkinci Bayezid'in oraya yapmıştırmış olduğu külliye ile daha da anlam kazanmış. Hemen hemen her köşesinde ya bir kütüphane ya bir cami veyahut bir sanat eserini görmek mümkündü. Bir diğer nokta da sakinleri açısından da bu semtin çok önemli olduğunu belirtmek gerekir. Pek çok hocamız, yani köklü ailelere mensup olan hocamız Sur içinin dışında, yani Bayezid, Laleli, Aksaray dışında bir yerde oturmayı düşünmezlerdi. Bilim buradadır, sanat buradadır derlerdi. İnanılmaz bir şey. Onların şimdi hiçbirisi hayatta değil. Herhalde şimdi hayatta olsalar, görseler çok üzülürlerdi. Çünkü oralar artık böyle eski önemini kaybetmiş. Bavul ticaretinin yapıldığı veyahut işte Süleymaniye, düşünün, en kibar semti olarak büyüklerin oturduğu bir semt olarak bilinen Süleymaniye şu anda pek ne olduğu bilinmeyen kimselerin bulunduğu bir semt haline geldi. Bu da biz büyük bir hata işledik. Çok büyük bir hata işledik. Yani iyi niyetlerle oluyor bu hatalarda. Hep şu söylenir: Sur içi İstanbul'a katiyen dokunulmamalıydı. İstanbul büyüyor. Elbette ki büyüyecek, büyümesi lazım. Uydu kentler yapılabilirdi. Yani İstanbul'un Sur içi olduğu gibi kalır. Çünkü o çok büyük bir yerde değil. Yani siz Sultanahmet'ten çıkıp Edirne kapıya gidecek olsanız veya Topkapı'ya gidecek olsanız Sultanahmet'ten, yani 45 dakika, yarım saatlik bir yer. Buradaki evler, buradaki tarihi binalar eski haliyle diriltilebilirdi ve
büyük bir cazibe merkezi olurdu. Çok iyi niyetlerle işte 1950'lerde başlayaraktan orasını biz kaybettik. Yalnız bir noktada çok ümitliyiz, onu söylemek istiyorum. O da Süleymaniye semti. Bakın bu soruya olumlu bir cevap olarak onu vermek istiyorum. Süleymaniye semti hala kurtarılabilecek bir yerdir. Cami dolayısıyla, külliye dolayısıyla etrafında yüksek bir binalaşma, yoğun bir yapılaşma olmadı. Burada çok esaslı bir 16. yüzyıl mahallesi inşa edilebilir. Edilecektir de bu. Belki bizler görürüz, göremeyiz ama göreceğimize ben inanıyorum. UNESCO'nun, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ve diğer bazı kurumların projeleri var. Nedir o proje? Süleymaniye çevresinde tarihi yapıları ile, sokakları ile ve o eski dönemleri yansıtan özellikleriyle bir mahalle inşa etmek. Ve buralar turistik yerler, belki turistik eşyalar satılacak, bazı butik oteller oralarda olacak ama hep 16. yüzyılı yansıtan şeyler olmak üzere. Bu olacak, mutlaka bunun olacağını öğrencilerimiz, gençler göreceklerdi. İnşallah bizler de görürüz. Çok teşekkür ederim değerli gençlere böyle soruları için.